testi uyguluyoruz. Bu test sırasında oksijen kullanma becerilerini, efora karşı kalp ve solunum sistemlerindeki değişikliklerini, uyumlarını takip ediyoruz. Hem sporcularımızın sağlık yönünden bir risk altında olup olmadığını tespit etmiş oluyoruz. Hem de yapılacak antrenmanlardan ne derece fayda sağlayabilecekleri, hangi tür antrenmanların onlara çok daha faydalı, çok daha önemli katkılar sağlayabileceğiyle ilgili antrenörlerimize, teknik heyetimize bir takım önemli bilgileri verme imkanına sahip olmuş oluyoruz. Bunun dışında patlayıcı güçle ilgili ve anaerobik dayanıklılık dediğimiz kısa sürede çok yüksek kuvvet, çok yüksek güç gerektiren işleri ard arda yapabilme ile ilgili becerinin ne durumda olduğu ile ilgili çalışmalar yapabiliyoruz. Bunda da elde ettiğimiz sonuçları minder üstünde çok büyük efor gerektiren, kısa sürede çok çabuk yapılması ve çok ciddi güç gerektiren işlemlerin yapılabilmesi ile ilgili beceri durumumuzun ne olduğunu, bu becerilerin artırılması ile ilgili hangi derecede nelerin artırılabileceği, bunların artırılmasına yönelik önerilerimizin ne olduğunu sunuyoruz. Onun dışında bir denge değerlendirmemiz var. Özellikle biliyorsunuz sporcularımızın rakip tarafından yapılan her türlü müdahalede dengesini koruması, bu korudukları denge ile birlikte bedensel olarak sahip oldukları tüm performansı sergilemeleri gerekiyor. Bununla ilgili altyapının tamamen değerlendirilmesi, eksiklerimiz varsa bu eksiklerimizin neler olduğunu, nasıl geliştirilebilir olduğu ile ilgili bilgilerin derlenip toparlanması ve bu konuda da yaratılmış geniş bir raporla teknik heyetin, antrenörlerimizin ve sporcularımızın hem konu hakkında bilgi sahibi olmaları hem de kendilerini geliştirme ile ilgili altyapıda neler yapılabileceği ile ilgili bir yol haritasının çizilmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sayın Bayraktar, tabii bundan sonraki yapılacak antrenman programlarına alakalı da ışık tutacak bu testler. Peki rutin olarak bu testlerin sadece yılda bir değil de özellikle çalışma takviminde, sezon takvimlerinde kaç defa yapılması, özellikle verimli olması açısından sporcuların anatomik gerek dayanıklılığı gerek beceri açısından önerileriniz nelerdir tüm spor dünyasına bu gibi konulardan? Bir de bu sağlık merkezinden, özellikle İstanbul Üniversitesi'nin bu güzel sporcu sağlık merkezi nasıl yararlanabilirler? Şimdi öncelikle sondan başlayayım arzu ederseniz. Sporcu Sağlık Merkezimiz, yani spor hekimliği ana bilim dalı aynı zamanda. Tüm yurttaşlarımıza açık bir merkezdir. Biz yoğun olarak tabii ki profesyonel sporcular ve amatör sporcularla ilgileniyoruz ama sağlıklı yaşam için spor yapanlar dahil, kronik hastalıkları olduğu halde spor yapma niyetinde olanlar dahil, sedenter yaşayıp yani bu zamana kadar spor yapmamış ama spora başlama niyetinde olanlar dahil olmak üzere herkese açıktır. Burada herkesin kendi durumuna, konumuna uygun olarak bir takım uygulamalar, testler yapıyoruz ve bu testlerden sonra da yol göstermeye çalışıyoruz. Testlerin sıklığına gelince, bu profesyonel sporcular, amatör sporcular ve normal koşullarda sedenter olarak yaşayan, çok sporu hayatının içine sokmamış olan insanlar için farklı sıklıkta yapılması gerekiyor. Bizim tabii ki konumuz bugün milli takımımız olduğu için söyleyebileceğimiz yarışma takvimi çok önemli. Özellikle yarışma takvimine bağlı olarak bir sezon planlaması yapılıyor. Bu sezon planlaması içinde sezon içindeki yapılacak üst düzey antrenmanların öncesinde bu tür testlerin yapılması antrenmanın hedefe yönelik yapılmasında çok etkin rol oynamakta. Dolayısıyla hem oyuncunun, sporcunun o zaman dilimi içindeki performans altyapısı, performans bilgileri ve datasını verebiliyoruz teknik heyetlere. Hem de bunların ilerletilmesi, geliştirilmesi veya kuvvetli olanlar varsa hangilerinin kuvvetli olduğu ile ilgili bilgileri verebiliyoruz. Bunları verdikten sonra yapılan antrenmanların etkinliğini görmek için belirli bir süre sonra, bu 6 hafta olur, 8 hafta olur, 12 hafta olur, yarışmanın düzenine ve takvime bağlı olarak testin tekrarlanması, tekrarlandıktan sonra yapılan işlemden ne kadar fayda gördük, performansımızı ne kadar arttırdık, ne kadar geliştirdik ve bundan sonraki takvimde yeni performans seviyemize göre neler yapmamız gerektiği ile ilgili bilgiler ediniyoruz. Bu anlamda tabii ki sık yapılması, bu dediğim sıklıkta yapılması çok daha etkin rol oynayacaktır. Senede bir yapılmasının sebebi tabii ki lisans muayenesi, sağlık açısından risk var mı yönünden mutlaka ve mutlaka şart ve kaçınılmaz olduğu için senede bir kez yapılmasını şart koşuyoruz ama onun dışında sıklık arttıkça etkinliği ve sonuçlardaki olumlu değişikliği yaratma ihtimali artmış oluyor. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Bayraktar. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Şu ana kadar 3 günlük bu mesai testleri içerisinde yapılan çalışmalar, bayan sporcularımızın durumu nedir? Yani özellikle yaklaşan şampiyonalar öncesi.
Bu efendim bir milli mesele olduğu için sırdır açıklayamayız ama milli takımımızın durumunun her zaman iyi olduğunu, özellikle bu branşta ne kadar önde ve önemli işler yaptığını takdirle ve sevgiyle, onlarla onur duyarak izliyoruz. Ümit ederim bundan sonraki başarılarını biz onların başarılarında bir nebze işte yanlarında olan insanlar olarak çok daha mutlu olarak, çok daha keyifle izleyeceğimizi ümit ediyoruz. Peki, ekibimizden hepinize teşekkürler. Kolay gelsin. Biz çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Profesör Doktor Sayın Safi Naz Yıldız. Sayın hocam, öncelikle Bayan A milli takımımız güreşte 3 günlük bir efor testi geçirdi. Peki özellikle bu ünitelerde ne gibi hizmetleriniz var ve milli takımlarla olan çalışmalarınız nasıl gidiyor? Bu ünitedeki çalışmalarımızı öncelikle sporcular açısından, bir de hasta ve sağlıklı yaşam açısından 3 ayrı bölümde inceleyebiliriz. Biz sporcuları isterseniz burada değinelim. Çünkü hasta grupları oldukça geniş. Sağlıklı yaşam oldukça önemli. Spor ve egzersizin etkisi olarak iki yönde çalışıyoruz. Sporcular açısından geçmişimizde de çok güzel. Hem spor hekimliği, ana bilim dalı, yani ne demek? İstanbul tıp, çeşitli tıp fakültelerinin mezunlarının spor hekimi olacak şekilde uzmanlaşması ve eğitim, bu konuda eğitim görmesi ve uzmanlık diploması veren bir ana bilim dalımız. Daha asistanlık döneminde bütün milli takımlar, federasyona bağlı takımlarda bu çocukların özellikle de kulüp doktorluğu, saha ve yarışma doktorluğu, sahalarda çalışarak, kulüplerde çalışarak, kamplara katılarak, bayan veya erkek doktor hiç fark etmez, çeşitli takımlarda hizmet veriyoruz. Geçmişimizde milli takımlara çok büyük destek yaptık ikili anlaşmalarla. 21 yıl, hatta 22 yaklaşan bir yıl sürecinde biz tüm milli takım oyuncularımızın sağlık muayeneleri, arkasından gelen çeşitli sağlık kondisyon testleri, değerlendirmeleri, tüm bunları ücretsiz olarak yaptık. Ve uzun yıllar bunu devam ettik. Bir beklentimiz de olmadı. Onların başarıları bizim için en önemli beklentiydi. Onların bizi temsil etmesi en önemli beklentiydi. Federasyonlarda, özellikle futbol federasyonu ve çeşitli takımlarda şu anda hali hazırda çalışan milli takım doktorumuza dahil olmak üzere onları eğitip mezun etmiş, o sahalara vermiş kişi bir ana bilim dalıdır. Tabii bütün spor hekimliklerimizin, Türkiye'de bulunan çeşitli tıp fakültelerimizin ana bilim dallarının da katkısı var ama biz kendimizi daha farklı görüyoruz. Daha 35 yıl aşağı yukarı bir geçmiş olan kurumuz çeşitli isimler altında figüre edilmesine rağmen. Tabii burada çeşitli büyük kulüplerin, özellikle futbol açısından çeşitli spor disiplinindeki diğer kulüplerin İstanbul'da olması, onların bize, bizim de onlara olan desteğimizi bütünlük bir şekilde sürdürmemiz çok çok etkili. Her zaman biz buradayız. Şimdi gelelim güreşe deyince, o da çok eski yıllardan beri milli bir sporumuz malum. Evet. Bu nedenle çok eski yıllardan beri hizmet veriyoruz. Hemen hemen tüm sağlık muayeneleri, kondisyon testleri, kas kuvvet dayanıklığı, gücü ölçüm testleri, artı kalp dolaşım solunum sistemi, yani kardiyovasküler sistem dayanıklığı ve performansı, ayrıca oksijensiz ortamda kasların dayanıklığı ve kuvvetini ölçen çeşitli testleri, dengede var çeşitli testlerimizi burada diğer bütün spor kulüplerinin olduğu gibi güreş takımına da sunuyoruz. Özellikle 2008 senesinden, yani son 3 yıldır biz muntazaman belli aralarla yılda 2 defa güreş takımımızı burada tamamen kontrolden geçiriyoruz. Sağlık muayenelerini yapıyoruz. Onun dışında da her zaman istedikleri desteği hem antrenman konusunda hem sakatlı sporcu yaralanmaları konusunda bakım ve tedavisini, rehabilitasyonunu bütünüyle bize geldikleri sürece destek veriyoruz. Şimdi bu defa gene bu yılımız için biliyorsunuz bu sene Eylül'de
dünya şampiyonluğu Eylül ayında bizde yapılacak, İstanbul'da yapılacak. Evet. O nedenle güreş takımı da İstanbul'da olacak bildiğim kadarıyla. Bu nedenle biz başladık işimizi. Onlara şeye kadar, bu dünya şampiyonasına kadar desteklemeye karar verdik. İlk çalışmalarımızı işte 3 gün itibariyle bitirdik. Bugün bitiyor. Burada her ayrı günde her ayrı çeşitli testler yaptık. Önce sağlık maddeleri, tüm biyokimyasal ve kan değerlendirmeleri. Ondan sonra da kardiyovasküler, yani hem metabolik, kasların metabolizması açısından hem de kalp dolaşım sistemi açısından ölçümlerimizi yaptık. İkinci gün kas kuvvet ve dayanıklılığı, kas kuvvetleri arasında farklılık var mı yok mu, bunları baktık. Onların teknikleri gereği kullandıkları birçok hareketteki onların daha iyi bir kuvvetle daha iyi bir işlevlerini yapabileceği şekilde değerlendirme yapacağız inşallah. Üçüncü günde oksijensiz ortamdaki çalışmalarda, çünkü güreş sporu biraz bunu da gerektiriyor. Bunların da ölçümlerini yaptık. Şimdi oturup beraber öğretim üyeleri ve elemanları bunları değerlendireceğiz. Kendilerini sunacağız. Bu arada tabii ki sakatlık yoktu fazla ama birkaç kişi de sporcu yaralanmaları vardı. Bunları ayırdık. Bunların da tedavi rehabilitasyonuna el atacağız, yapacağız. Kurumumuz ve kurumumuzla destekli evet. olan diğer kurumlarla birlikte. Arkadan hemen Ocak ayının 6'sı itibariyle, 6 Ocak 2011 yılı itibariyle 20 kişilik diğer bir grup gelecek. Ondan sonra onu da aynı şekilde yapacağız. Bunlar ilk ölçümler. Bunlardan çıkacak sonuçlara göre de tabii ki tedavi ve rehabilitasyon veya çeşitli testler devam edecek. Tabii biz evet. rutin yaptıklarımızı uyguladık. Bunların isimleri de tabii verilebilir ama önemli değil. Ben genel olarak değerlendirme açısından isimleri söyledim. Ve daha sonra bir grup daha gelecek hemen arkasından. O da gene 20 kişilik ve Şubat'ta ikinci bir grup gelecek. O da gene sanıyorum yaklaşık 20 ya da daha fazla olabilir. Çünkü Türkiye'nin her yerinde bulunan bu sporcularımız, güreş sporcularımız geldiği için bazen zamanlamaları bir iki gün sarkabiliyor. Onun için tarih vermeyeyim. Sanıyorum bütün bu çalışmalar güreş için Eylül'deki dünya şampiyonasına kadar devam edecek. Evet, gerçekten nasıl buldun? Görüntüler nasıl olmuş? Güzel izledim. Bayağı bir heyecan vardı. Bayağı bir titizlik vardı. Tabii Türkiye Güreş Federasyonu özellikle bayanların güreşini bir noktaya taşımakta önemli bir çaba sarf ediyor. Orada da gerçekten Mersin Ahmet işlerinde de bayağı kalıp bir partner sorunu sıkıntısı da kalmadı. Bu konuda neler söyleyeceksin?